Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, en sevdiğim renklerden bir tanesi çok güzel bir sarı tonunda güzel bir düz renk tülbentim var. Bunun kenarında çok güzel sıralı bir örnek paylaşacağım. Hem sıralı hem de çok güzel gösterişli bir oya. E, önce yazmamdan başlamak istiyorum. Yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim yakından. E, tığ battı ile ilgili problem yaşayan arkadaşlar e, YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarak benim tığ battı ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu bulabilirler. Ee, hemen iplerimin numarasını da söyleyip oyama başlamak istiyorum. Oya gerçekten çok hoşuma gitti. E, ee, kenarına da tığladığım ipim sarı rengim. Yazmamın tonuyla aynı tonda. Altın Başak marka 413 numara arkadaşlar. Ee, krem rengi kullanacağım yanında. iki renkli bir oya. Bu da Altın Başak 911 numara arkadaşlar. Tığımı da göstereyim. Hemen oyama geçmek istiyorum. E, tığımda 22 numara ve çok soruluyor. Normalde 21 ya da 22 numarayla e, yapıyorum oyalarımı ama e, video çekerken 20 numara daha kullanışlı oluyor. Daha az takılıyor. E, normalde de şöyle söyleyeyim. Niye bazen 21 bazen 22 diye soruyor soranlar varsa eğer bir oya 21 ile başladıysanız 21 ile devam edebilirsiniz. 22 ile başladıysanız 22 ile devam edebilirsiniz. Tamamen hiçbir problem çıkmadan size kalmış bir tercih. Hemen oyamıza başlayalım. Önce krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çok basit bir oya aslında ama yapılınca çok güzel duruyor. Göz dolduruyor. İlmeğimi oluşturdum. Yazmamı şöyle tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlayacağım. Böylece oyan başladığım ve bitirdiğim noktada çok güzel kavuşacak. Geldim tığ altından giriyorum arkadaşlar. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altından giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim bir sonrakinden giriyorum yine 1 2 3 tane zincir çektim bir sonrakinden giriyorum bu şekilde arkadaşlar çiçekler arasında ben 5 tane yapacağım ama şu an başlangıç olduğu için 3 tane yapıyorum biterken de muhtemelen birkaç tane gelecektir buraya o nedenle üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum 2 tığ battı uzunluğu kadar diyebiliriz Üzerine 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Boyamın tersini dönüyorum. Geldim. Birinci zincirimi alttan yukarı doğru sık iğne ile zincirimin ucunu tutturacağım. Alttan yukarı doğru girmemin de nedeni eğer üstten aşağıya doğru girerseniz arkadaşlar e, buradaki örümceğimiz döner. Kıvrılmış, yani kendi etrafında bir tur dönmüş gibi görünür. O da güzel durmuyor bence. Üstüne 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Oyamın düz yönlü döndüm. Geliyorum yuvadan 8 zincirimi tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine geldim. Tutturuyorum. Yine 8 zincir 6-7-8 geliyorum yuvadan bu şekilde şu an benim 3. kirpiğim oldu 6 tane kirpik yapacağım 8 tane zincir çektim krem rengi ve bu sarının tonu bence çok uyumlu oluyor diye düşünüyorum genellikle bu yazmadan kullanı kullanacaksam eğer yanında krem rengi tercih ediyorum yine 8 tane zincirimi çektim 6 tane kirpiğimi yapmış oldum üstüne sıkı bir zincir çekiyorum az önce yaptığım örümcekle aynı büyüklükte bir örümcek daha yaptım Arkadaşlar şöyle göstereyim tığ battı da 1 2 3 tane boşluk bıraktım dördüncüden giriyorum şimdi 3 zincir çekerek yaptığım bu küçük yuvalardan 5 tane yapacağım 3 zincir hemen sıradaki tığ battının altından giriyorum yine 3 zincir çekiyorum sıradakinden Bu şekilde 5 tane olacak. Sonra tekrar aynı çimenden yapacağım. Dört oldu. Beşinciyi yapıyorum şimdi. Yine önce üstüne bir zincirimi çekiyorum. Örümceğimi yapıyorum. Üstüne altı tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Boyamın ters yönünü dönüyorum. İlk yaptığım zincirimi aşağıdan yukarıya doğru sık iğne ile giriyorum zincirimi tutturuyorum yuvam böylece oluşmuş oluyor üstüne 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamın düz yönüne geldim burada da yuvadan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekerek yuvada hepsini birleştiriyorum sık iğne ile buraya kadar olan kısımda herhangi bir problem yok. Ben çok fazla teknik bilmiyorum. Bu işlerde yeniyim, acemiyim diyen arkadaşlar için oldukça bence kolay, güzel de olacak. Şimdi üstünü yapınca göreceksiniz. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 oldu. Verdiğim sayılara göre yaparsanız arkadaşlar sonuç aynı olur. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmaz. Her zaman söylüyorum yeri geldikçe bir oyayı en düzgün şekle getirmeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Daha öncesinde mutlaka örnek mendilimin kenarında yapıyorum. Böyle en düzgün, en güzel hale geliyor. Ondan sonra sizinle paylaşıyorum. Bu nedenle verdiğim şekilde yaparsanız sayılarını aynı sonucumuz oluşuyor. 3 tane boşluk bıraktım. Yine tırbatı da dördüncüden giriyorum. Yine buraya 1, 2, 3, 4, pardon 3, üç, 3. Üç. Üçer üçer zincir çekiyorum. Bir sonrakinden 1, 2, 3 zincir bir sonrakinden yine böyle 1 2 3 zincir bir sonrakinden devam ediyorum. Şöyle olan kısmını göstereyim arkadaşlar. Şimdilik böyle ilk sırası bu şekilde devam ediyor. Ben hemen yanına bir iki tane daha yapacağım. Ondan sonra üst kısmını yapılışını göstermek istiyorum size. Ben hemen birkaç tane daha çiçek yuvası yaptım yanına. Modelimizin anlaşılacağı kadar oldu diye düşünüyorum. Hemen üst kısmının sarı kısmına devam edelim. Yapılınca çok güzel olacak şimdi göreceğiz birlikte. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum önce. Şimdi aralarda beşer tane küçük yuva yapmıştık. Bu yuvalardan tam ortadakine yani üçüncüye şöyle tutturayım. Benimki için en baştaki olmuş oldu en başta tutturuyorum. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Gevşemesin diye. Çünkü örümcek yapacağım üzerine arkadaşlar. Burada az önce yaptığımız gibi bir örümcek yapıyorum ama ondan birazcık daha büyük olacak. Daha uzun bir mesafesi var. Şurayı şöyle düşünerek yapabilirsiniz. Ölçerek yapabilirsiniz. Geldim. Birinci çiçeğimin 8 zincirli dalına tutturuyorum. Burada bir defa doladım. İkinciden giriyorum. Önce tek çekiyorum. Sonra iki sonraki üstüne bir zincir çektim. Burada bir doladım. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim net olsun. Tek çift, çift çıkıyorum trabzanlarda. Yine bir doladım. Yine aynı yerden tek, çift, çift çıkıyorum. Yine bir doladım. Tek, çift, çift çıkıyorum. Bir doladım. Tek, çift, Çift çıkıyorum. Üstüne 1-2-3 zincir çektim. Yine geldim. Zincirimin altından ya da trabzanımın önünden tutturuyorum. Böyle küçük dalım oluştu. İkinci dala sık iğneyle tekrar giriyorum. Yine bir defa doladım. Üçüncü dala geliyorum. Önce tek. Sonra çift. Sonra çift çıktım. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doluyorum. Yaptığım trabzanımın altından 1-2-2 geçiyorum. Tekrar 1, 2, 2, tekrar. Bu çok güzel bir model bence. Bu renkle de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu renk yazmayı siz de düşünebilirsiniz. Ben çok seviyorum düz renk. Düz renkte de sevdiğim, çok sevdiğim bazı renkler var. Onlardan bir tanesi de buydu. 3 zincirle sık iğnemi yaptım. Bir sonraki dalıma geçtim sık iğne ile. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir doluyorum. Sıradaki. Önce tek, sonra 2 sonra iki üstüne bir zincir çektim bir defa doluyorum tek çift çift çıktım yine bir doladım bu trabzan şekli bu çiçekler için böyle devam ediyor 4 tane yapacağız ütülendiğinde de çok güzel duran bir oya 3 tane zincirimi çektim zincirimi kapatıyorum tekrar yuvadan bir tane sık iğne yapıyorum. Bir defa doladım. Hemen yandakine. Önce tek. sonraki, iki, sonra iki. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir doladım. Bir, iki, iki çıkarak. Bir, iki, üç, dört tane trabzan yaptım. Üstüne 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere kapattım. Şuradaki dalıma bir tane daha sık iğne yapıyorum yanından. Bir doladım. Sonrakine girdim. Tek çıkıyorum önce. Sonra 2. Sonra 2. Üstüne bir zincir çektim. 4 tane daha trabzan yapıyorum. 3 oldu benimki şu anda. 4 oldu. Üstüne 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yuvadan kapatıyorum tekrar. En son son dalıma bir sık iğne daha yapıyorum diğerlerinde yaptığım gibi. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. Şimdi burada örümceğimi yapıyorum. Biraz daha şuradaki sarı örümceğim gibi şu alttakinden birazcık daha uzun. 1 2 3. yuvadan tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu çiçeği. Yani şu an ötüsüz elimizden şimdi çıktı ama çok güzel bir çiçeği var. Şimdi ben hemen yanındakileri de tamamlayayım. Burada yine örümcek yaparak diğer çiçeğime geçerek aynı işlemi tekrarlıyorum ben. Hemen yapıp size bitmiş halini göstermek istiyorum. Ben modelimin diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar şu anda ütülenmedi benim elimden çıktığı haliyle ütülenince çok daha güzel görüneceğini düşündüğüm bir oya oldu bu renklerle de çok güzel oldu ben bu oya'yı kendim için düşünürüm yaparım zevkle de kullanırım o kadar beğendim. E siz de hem bu oyamın hem de diğer bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarına ve Instagram'dan da oyanım sayfamda beni takip ederek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oyanım.net internet sitem yayında. internet sitemde hem benim beğendiğim, hoşuma giden her şeyi hem de benim o kendi oyalarımı paylaşıyorum. Ve oradan da ziyaret edip güzel şeylere ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Ve ee, böylece her gün yayınladığım bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.